Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere kesir problemleri çözeceğim. Kesir problemleri çözerken neler yapmamız gerekiyor? Hangi çeşit problemler var? Farklı farklı sizlere göstereceğim. Çeşitli örnekler yazdım kendi ellerimle. Yine bülbül öğretmen tarzıyla hazırladığım sorular. Şimdi aslında kesir problemlerinde iki çeşit problem var. Temel olarak. Başka da var ama o iki çeşidin üstüne ilerlemiş hali, yani biraz genişlemiş hali oluyor. Diğer problemler. Şimdi ilk çeşit problemlerde bize çokluğun tamamı baştan söyleniyor. Mesela birinci soruda olduğu gibi ya da ikinci soruda olduğu gibi. Diğer çeşitte ise üçüncü ve dördüncü problemlerde tamamını bilmiyoruz bir kısmını biliyoruz. Bir kısmını veriyor, ve bize tamamını soruyor. Yani şu üçüncü problemde veya dördüncü problemde de bir kısmını söylüyor. Bize tamamını soruyor bakın. Tamamı diyor. Hep tamamı diyor. Biz ilk önce baştan bir başlayalım. Birinci soruda da e, Ahmet 875 lirasının diye devam ediyor. Bakın Ahmet'in parasının tamamı belli. Bu parasının 7'de 3'ü ile elektrik faturası ödemiştir. Buna göre elektrik faturası kaç liradır diyor. Şimdi burada parasının tamamının bir bölümüyle elektrik faturası ödemiş. Nasıl yapacağız? Şöyle. Şimdi 875'i yazıyoruz. Kesirlerde neydi? eşit şekilde bölüyorduk. Sonra bu böldüğümüz parçaların belli bir kısmını kullanıyorduk yani. Bu da aynısı. Ahmet 875 lirasını önce 7'ye ayıracağız. 7'ye eşit şekilde bölecek. Bu böldüğü parçaların 3 tanesiyle elektrik faturası ödeyecek. O zaman ben 875'i paydaya bölüyorum. 7'ye bölüyorum. Evet 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7. 7 çıkardım. 17'de 7. 2 kere var. 2 kere 7. 14 çıkardım. Biraz az yer bırakmışım. 3 kaldı. 35'de 7. 5 kere var. 35 oldu. Şuraya minicik sığdırıyorum. 0 kaldı. Şimdi 125 çıktı. 7'ye eşit parçalara ayırdım. Her parça 125. Ve bu parçaların 3 tanesiyle fatura ödemiş. O zaman 125 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5 15 elde var. 1, 3 kere 2 6 bir de elde 7. 3 kere 1 3. Demek ki 375 lira ile elektrik faturasını ödemiş. Böylece elektrik faturasının kaç lira olduğunu öğrendik. İkinci soru bu sorunun biraz gelişmiş hali. Şöyle Ayşe 276 sayfalık hikaye kitabının 12'de 7'sini okumuştur okumadığı sayfa sayısı kaçtır diyor. Bu problemi iki farklı yoldan yapabiliriz. Ben her ikisini de göstereceğim size. İlk önce normal yoldan gidelim. 276 sayfa kitabın tamamını biliyoruz. Bunun 12'ye ayıracağız ve 7 parçasını okumuş. Hemen ayırıyorum 12'ye. 27'de 12, 2 tane var. 2 kere 12, 24. Çıkarıyorum. 3 kaldı. 6'yı getirdim. 36'da 3 defa var. 3 kere 12 36 ediyor. Şimdi ne yaptım? 12'yi ayırdım. 7 parçasını okumuştu. Yani bir parça 23 çıktı. 23 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 3 21 elde var. 2 7 kere 2 14 16. 161 sayfa okumuş. Bitmedi işim daha. Çünkü bana okumadığı sayfaları soruyor. Bunları okumuş. Kitabın tamamı 276 idi. Okuduklarını çıkarıyorum. Geriye okumadıkları kalacak. 5, 1, 1. 115 sayfa okumadığı sayfalar kalmış. Şimdi ikinci yoldan yapalım. Şöyle yapabilirdik. 276 sayfa kitabın 12'de yani 12'ye ayırıp 7 parçasını okuduysa geriye kaç parça kalmış okumadığı taraf? Bunu şöyle bulabiliriz. Kafamızdan zihnimizden de bulabiliriz. Şimdi 7 parça kaldıysa kitabın tamamı 12'de 12 oluyor. 7 tanesini okuduğuna göre geriye okumadığı 5 parça kalmış oluyor. Ya da şöyle yapalım. Ben yine göstereyim. Kitabın tamamı 12'de 12. 12'de 12'den 7 bölü 12'yi çıkarırız. Geriye 5 parça kalıyor. 12'den 7 çıktı 5. Paydalar çıkarırken çıkarmıyoruz. Aynısını yazıyoruz tabii ki. 12'de 5, 5 parça kalmış okuması gereken. O zaman ne yapıyorum? Yine 276'yı 12'ye bölüyorum. Az önce bölmüştük. Cevap ne çıkmıştı? 23 çıkmıştı değil mi? Ben doğrudan yazayım şimdi. Çok zaman harcamayalım. Bir parçanın 23 olduğunu buluyorum. 5 parça okuyacaktı. Okuması gereken sayfa kalmıştı. 23 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 3 15 elde var. 1 5 kere 2 10 11. Bakın ne oldu? 115 sayfa okuması gereken sayfa kaldığını böyle de bulabilirsiniz. Bakın yine aynısı çıktı. Bu da ikinci yol. Ama bu ikinci yolu şunu öğrendikten sonra yapabilirsiniz. Yani kesirlerle çıkarma işlemi veya kesirlerle toplama işlemlerini öğrendikten sonra bu problemi bu şekilde çözebilirsiniz. Henüz bu çıkarma işlemini öğrenmediyseniz o zaman bir hafta sonra çözersiniz diye. <laughs> Çünkü yakında öğreneceksiniz zaten. Ne yapalım? Üçüncü soruyu yapalım. Şimdi üçüncü soruda dedik ya durum biraz farklı. Nasıl? Beşte biri 73 tane olan cevizlerin tamamı kaç tanedir diyor. Şimdi burada bir parçayı söylemiş bize. Yani şöyle ben size şekilde de göstereceğim bunu. Yani cevizleri 5 parçaya ayıralım. Burada paydada 5 var ya. 2, 3, 4, 5. Şöyle eşit bir şekilde 5'e ayırmışız. Bunun bir parçası. 5'te 1'i diyor. Burası 73 taneymiş. Ve bize bunların cevizlerin tamamını soruyor. Yani bütün bu kutunun içindeki cevizleri bulacağız. Bir parçası 73 ise işimiz çok kolay. 5 parça çünkü hepsi. Buradan anlıyoruz zaten. Şekil ve resim olmasa da belli buradan. 5 ile 73'ü çarparım. 5 kere 3 15 elde var. 1. 5 kere 7 35. 1 elde 36. Demek ki 365 tane ceviz varmış. Tamamı bu kutunun içinde bu şekilde bulabiliriz. İkincisi şey pardon dördüncü soru bunun biraz daha gelişmiş hali. Şöyle Hasan 180 metre koştuğunda parkurun 9'da 6'sını koşmuş oluyor. Buna göre parkurun tamamı kaç metredir diyor. Yine şekille göstereyim de daha iyi anlaşılsın. Şimdi parkurun tamamı 9 9 9'da 6'sını koşmuş 180 metre. Tamamını bulacağız zaten de. Ben önce şöyle 9'a ayırayım. Yani burada kesire göre. 3'e ayırdım. 3 de böyle ayırırsam 9 parça olacak. 9 parçanın 6 parçası yani şu 1, 2, 3 3 de burası. Şu 6 parçası boyadığım bölge 9'da 6 parça 180 metreymiş. Şimdi parkurun tamamını bulacağız ama ben bir parçayı bilmem lazım. Ona göre tamamını bulabilirim. 180 bu 6 parça olduğuna göre 180'i ilk önce 6'ya bölme yapın. 180'i 6'ya bölüyorum. 3 kere 6 18. 0'ı getirdim. 0 0'da 6 yok. 30. Demek ki bir parça 30'muş. He, o zaman şimdi parkurun tamamı 9 parça. Öğretmenim resim yoksa nereden bileceğiz derseniz bakın burada yazıyor zaten. Yani hiç resim çizmesek bile şöyle yapardık. Hasan 180 metre koştuğunda parkurun 9'da 6'sını koşmuş oluyor ya. Yani 6 parçayı koşmuş oluyor. 6 parça 180'i 6'ya böldüğümüzde bir parçayı buluyoruz. E, parkurun tamamı 9. Bu şeyden belli kesirden belli. O zaman... 30 ile bir parçası 30 olduğuna göre 9'u çarparım. Şimdi resim olduğunda iş kolay zaten 9 parça olduğunu görüyoruz. 9 kere 0, 0. 9 kere 3, 27. Ne oldu? 270 metreymiş parkurun tamamı, koştuğu parkurun tamamı. Şimdi biraz da değişik problemler çözelim. Biraz daha zor, biraz daha karışık. Aslında zor değil de sırayla uygulanacak işlemler. Beşinci soruya bakalım. Bir bakkal 460 kilogram pirincin önce yarısını sattı. Ertesi gün kalanların 5'te 3'ünü sattı. Sonra elinde kalan pirinçleri de 4'er kilogramlık poşetlere koydu. Buna göre son durumda kaç poşet pirinç olmuştur diyor. Şimdi yapacağımız şey basit sırayla uygulayacağız. 460 kilogram önce yarısını satmış. Bir şeyin yarısını nasıl buluruz biz? 2'ye böleriz. 2 kere 2 4 çıkarıyorum. 6'da 2 3 kere var. 6 0'ı getirdim. 0'da 2 yok. 230 oldu. Demek ki yarısı 230'muş. Bunu sattı. E geriye ne kaldı? Diğer yarısı. Diğer yarısı da aynı zaten. 230 değil mi? 230 kaldı elinde. Sonra bunların 5'te 3'ünü satmış. 230'u 5'e böleriz. Sırayla yapıyoruz işlemleri. 2'de yok 23'te 4 kere 5 20. Çıkarıyorum 3 kaldı. 0'ı getirdim. 30'da 5 6 defa var. Evet kalan pirinçleri 5'e ayırdım. 3 parçasını satmış. O zaman 46'dan 46 ile 3'ü çarparız. Ha burada kısa yoldan da yapabilirdik. Aslında elinde ne kadar kal Neyse işi karıştırmayayım. Elinde ne kadar kaldı? 2 parça kaldı değil mi? 46 ile 2'yi çarpıp elinde kalanları doğrudan bulabiliriz aslında ama ben normal yoldan gideyim şimdi kafanızı karıştırmayayım. 3 parçayı sattı diyelim. 3 kere 6 18. Elde var 1. 3 kere 4 12. 13. 138 kilogram sattı. Geriye ne kaldı? 230'du bunlar. 230'dan 138'i çıkarıyorum. 2 Evet burada kaldı 2. 12'den 3 çıktı 9. Ne oldu? 92 kaldı. Sonra bu kaldı. Kalan pirinçleri de yine iç iş bit işimiz bitmedi. 4'er kilogramlık poşetlere koymuş. Paylaştırmış yani. Bu sefer 92'yi 4'e böleriz. Kaç poşet olduğunu bulacağız sonunda. Bir sürü işlem yaptık. 9'da 2 2 kere 4 8 çıkarıyorum. 12'de 3 kere 4 12. Ne oldu? 23 poşet olmuş. 23 poşet e, pirinç hazırlamış diyelim. Bu şekilde bulabilirsiniz. Yine işlemin şurasından sonrasını tarif edeyim size Daha doğrusu şuradan bu yarısı 230'du ya. Biz bunun 5'e böldük ya. Sonra bir parçayı bulduk. 46' ile geriye kalanlar diyordu ya 3 parçasını satmış geriye 2 parça kalıyor çünkü hepsi 5 parça olduğuna göre. 46 ile 2'yi çarpardım. Yani şunları yapmazdım. 46 ile 2'yi çarpardım. 92 bulurdum. Ve sonra 92'yi 4'e bölerdim. Bu şekilde sonuca ulaşırdım. Yani ikinci bir yolu da sizlere tarif etmeye çalışıyorum. Fazla da derine dalmak istemiyorum aslında kafanız karışmasın diye. İkinci bir alternatifi de bilmenizde herhangi bir sakınca yok diyelim. Altıncı soru. Farklı bir soru. Günlük harçlığının 5'te 2'sini harcayan Ömer'in elinde 12 lirası kaldığına göre Ömer'in bir aylık harçlığı kaçtır diyor. Şimdi burada 5'te 2'sini harcamış. İşte burada kesirlerle toplama çıkarma işlemi devreye giriyor aslında. Şimdi günlük harçlığının tamamı 5'te 5 beş olur değil mi? Bunun bu kadarını harcamış. Yani 2 parçasını harcamış. Çıkaralım. 5'ten 2 çıktı 3 kalıyor çıkarma işlemi yaparken paydalar çıkarılmaz aynısı yazılır. Yani elinde 3 parça kalmış. 2 parçasını harcamış ya da hiç çıkarma işlemi yapmadan şöyle de e, zaten buradan görerek e, zihninizde tasarlayarak da bulabilirsiniz. Harçlığının 5 parçasının 2 parçasını yani 5'e ayırıp 2 parçasını harcadıysa elinde 3 parça kalmıştır zaten. Buradan anlayabilirsiniz. Neyse Bu 3 e, parça kalmış ve elindeki bu 3 parça 12 liraymış. Yani. 5'te 3 bu kısım 12 liraymış. 3 parçası 12 lira. O zaman 12'yi önce 3'e bölelim. Bir parçayı bulalım. 12'yi 3'e bölüyorum. 4 çıkıyor değil mi? Çıktı. Sonra bunu 5 ile çarpıyoruz. Çünkü parasının tamamı 5 parçadan oluşuyordu. 4 ile 5'i çarptığımız zaman 20 ediyor. Demek ki Ömer'in günlük harçlığı 20 liraymış. Yalnız soru bitmedi. Ömer'in bir aylık harçlığı kaç lira diyor. Ha, o zaman günlük 20 liraysa 20 ile 30 gün. Çünkü 30 gün olarak vermiş zaten burada bir ayı. 30 ile 20'yi çarpalım. Şimdi burada kısa yoldan çarpmayı da hatırlatayım ben size. Zaten biliyorsunuz da. Şimdi ikisinde de sıfır var ya. Bu sıfırları kullanmayacağım. Bunları sonra ilave edeceğim. Yani kısa yoldan çarpma böyle oluyor. 2 ile 3'ü çarpacağım. 2 kere 3, 6. Şimdi bu sıfırları koyacağım. Cevap 600 oldu. Yani uzun çarpma yapsaydım da 600 çıkacaktı zaten. Kısa yoldan yapmış olduk. Demek ki Ömer'in bir aylık harçlığı 600 lira oluyor. Bu şekilde sonuca ulaştık. Yine kesir problemlerine farklı videolarda devam edeceğim inşallah. Sizlere onları da hazırlayıp yayınlayacağım. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar derseniz de başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.